Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'da canlı yayın nasıl açarız bununla alakalı bilgiler vermek istiyorum. Hiç bilmeyenler için canlı yayın nasıl açarız bunu göstereceğim. Daha sonra canlı yayınlarımızdan abonelere özel canlı yayın nasıl açarız, üyelere özel canlı yayın nasıl açarız veya yayınlarımızdan nasıl para kazanırız tüm bu bilgileri bu videoda bulacaksınız. Öncelikle hiç bilmeyenler için ilk defa canlı yayın açacaksanız bilmeniz gereken bir nokta var. O da şu. Öncelikle kontrol paneline girdiğiniz zaman sol alt tarafta yer alan ayarlar butonuna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra kanal sekmesine tıkladığımda özellik uygunluğu buraya tıkladığınızda ikinci seviye, orta seviye özelliklerin etkin olması gerekiyor yukarıdaki gibi. Ne demek bu? Cep telefonunuzu yani telefon numaranızı doğrulayacaksınız ki burada belirttiği üzere canlı yayınlara ulaşabilirsiniz. Kapattığımda oluştur butonuna tıklıyorum hemen şuradan. Canlı yayın başlat dediğimde arkadaşlar canlı yayın şu anda kullanılamıyor diye bir ibare görebilirsiniz. Etkinleştir butonuna tıkladığınızda yine aynı şekilde sizden telefon numaranızı doğrulamanızı isteyecektir. Yani bunsuz canlı yayın açamazsınız. İlk bilmeniz gereken şey bu. Doğruladıktan sonra tekrar bu sayfaya geldiğinizde yine size aynı uyarıyı verebilir. Bunun sebebi de ilk defa canlı yayın açacaksanız eğer ilk 24 saat size canlı yayın açtırmaz. Bu normal bir durumdur. Önce sizin ayarlarınızı kontrol eder. Etkinleştir butonuna tıkladıktan sonra size der ki 24 saat sonra tekrar kullanabilirsiniz. Bu sadece bir kereliğine mahsus bir hizmet. Daha sonra takılmadan bu evrelere canlı yayın açacaksınız. Yani telefonsuz canlı yayın açamıyoruz doğrulamadan. Bir diğeri de sadece bir kereliğine mahsus ilk defa canlı yayın açacaksak ilk 24 saat bekletme süresi var. Haberiniz olsun. Şimdi sizlere canlı yayının tüm özelliklerini gösterebilmek adına kendi kanalım üzerinden örnekler vereceğim. Telefonunuzu doğruladıktan sonra 24 saat geçtikten sonra tekrar oluştur butonuna tıklayıp canlı yayın başlat butonuna tıklarken size bunun gibi bazı ekranlar gelebilir. Bu ekranda size şimdi mi ileri tarihli mi diye bir soru soracak. Biz şimdi butonuna tıklıyoruz yani başlat butonuna tıklıyoruz. Hemen canlı yayına geçme ayarlarını halletmek istiyoruz. Daha sonra tekrar size bir soru soracaktır. Yerleşik webcam'le mi yoksa canlı yayın yazılımıyla mı bu işlemi tamamlamak istersin diye. Biz canlı yayın yazılımı kullanacağız. Bu ekrandan da aşağıdaki canlı yayın yazılımı git butonuna tıkladığınızda hepinizin aşina olduğu canlı yayın ekranını göreceksiniz. Bu şekilde bir arayüz karşılayacak sizi. Sol tarafta hemen şöyle butonlar olduğunu göreceksiniz. Burada web kamera ayarlarınız veya yönet butonuna tıkladığınızda ileri tarihli de ayarlar yapabilirsiniz. Çok önemli şeyler değil. Şimdi burada bilmeniz gereken bazı durumlar var. Öncelikle yayın ayarlarımı nasıl yaparım? Yayın ayarlarınızı şuradaki düzenle kısmına tıkladığınız zaman yapabilirsiniz. Başlığınızı atarsınız. Aşağıdan açıklamanızı, işte görünürlük önemli. Eğer para kazanma sonrası katıl butonunuz aktifse üyelere özel canlı yayını buradan ayarlıyorsunuz. Veya normal bir şekilde isterseniz herkese açık veya liste dışı diyebilirsiniz. Kategorinizi seçmeniz önemli. Herkese açık bir yayını yapıyorsanız. Çünkü yayınlarınızın bulunmasını kolaylaştırır. Yayınınıza özel küçük resim ekleyebilirsiniz burada yer alan bölümden. Oynatma listesini ekleyebilirim. Hemen buradan geliyorum. Kısıtlama ayarlarımı kesinlikle kontrol etmeliyim. Bir ürün tanıtıyorsam ücretli tanıtım butonunu tıklamam gerekiyor. Aşağıya doğru indiğim zaman herkese açık bir canlı yayın yapıyorsam ve insanların beni bulmasını istiyorsam bu bulunmayı kolaylaştırmak için etiketlerinizi vesaire de girebilirsiniz. Bu ayarları buradan yapıyorsunuz. Özelleştirme butonu oldukça önemli. Canlı sohbeti etkinleştirmezseniz kimse size sohbette yani chatte mesaj yayınlayamaz. Canlı sohbet tekrarına siz karar verirsiniz insanlar okuyabilsin mi diye. Katılımcı modlarından dilerseniz herkes veya aboneler butonuna da tıklayabilirsiniz. İster dakika bazında abonelik süresi belirleyebilirsiniz. İsterseniz özel butonuna tıklayıp hemen şöyle biraz aşağıya doğru indiğimizde. Mesela ben derim ki 10 günlük minimum 10 gün abone olmayan kimse benim yayınlarıma yazamasın. Bu şekilde de chatinizi sakin, güzel ve sadece sizi takip eden insanlara açabilirsiniz. Bu da oldukça güzel bir özellik. Aşağıya doğru indiğim zaman chatiniz eğer çok aşırı şekilde hızlı akıyorsa buradan yavaş modu etkinleştirirsiniz ve saniyesini ayarlayabilirsiniz. Ben şimdilik bunu kapatacağım. Aşağıdaki özelliği kullanmanıza gerek yok. Para kazanmanız açıksa ve yayınlardan para kazanmak istiyorsanız reklam geliri olarak buradan para kazanma sekmesine tıklarım. Daha sonra para kazanma butonunu aktif hale getirir. Dilediğim gibi para kazanma ayarlarımı da buradan yapabilirim. Daha sonra tek yapmam gereken kaydet. Bunun dışında bir ek gelirimiz daha var. Sohbet geliri butonu olduğunu görüyorsunuz bende. Bu da Süper Chat ya da Süper Sticker diye bir özellik var biliyorsunuz. Bağış sistemi adı altında. Bununla alakalı detaylı bilgilere kartta çıkan videoya tıklayarak ulaşabilirsin. Bu sayede insanlar sana bağışta bulunabilir. Yani chatinin altına şu şekilde dolar simgesi çıkar. İnsanlar buraya tıkladığı zaman ücretli stickerlar veya ücretli sohbet mesajları yollayabilir sana.
Bu şekilde de ek gelir elde edebilirsin. Özetlemek gerekirse, üyelere özel canlı yayınlardan para kazanabilirsin, reklamlardan para kazanabilirsin, süper chat ya da sticker özelliği sayesinde bağış sisteminden de canlı yayınlardan para kazanabilirsin. Aşağıya doğru indiğim zaman hemen şurada bakın ek ayarlar butonu olduğunu göreceksiniz. Burayı bilmenizde de yarar var. DVR'ı etkinleştir, insanlar yayını geriye sarabilsin mi katıldıkları zaman? Eğer bunu açarsanız geriye sarabilirler. Kapatırsanız kimse yayınları geriye doğru saramaz. Olduğu yerden devam etmek zorunda. Canlı yayın bittiğinde liste dışı ayarlayabilirsiniz. Mesela herkese açık bir canlı yayın yaptınız ve canlı yayın bittikten sonra bu yayını insanlar görmesin istiyorsunuz. O zaman liste dışı şeklinde ayarlama yapabilirsiniz. Bunun dışında sol tarafta bu canlı yayını gerçekleştirebilmem için bazı ayarlar olduğunu görüyorsunuz. Buradaki en önemli şey yayın anahtarı. Merak edenler yayın anahtarı nerede diye. İşte benim yayın anahtarım tam olarak burada. Aşağıda hemen şöyle indiğim zaman yayın gecikmesinin düşük gecikmede olması gerektiğini de unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben YouTube kanalımdaki arayüzümü tamamladım. Peki bu yayına nasıl geçeceğim? Bu yayını gerçekleştirebilmek için ücretsiz olan OBS Studio programını kullanıyoruz. OBS Studio yazdıktan sonra indir OBS Studio linkine tıklıyorum. Hemen şöyle geldiğimde kurucuyu indir 32 bit 64 bit yukarıdaki şurada yer alan ibareye dikkat edin lütfen. Windows'un hangi sürümünü desteklediğini görebiliyorsunuz. Bilgisayarınızın kaç bit olduğunu bilmiyorsanız bu arada Windows 10 kullanıyorsanız sol alttaki arama çubuğuna bit yazın arkadaşlar. Daha sonra Windows sürümünüzün kaç bit olduğunu buradan göreceksiniz. Kurucuyu indir dedikten sonra çok hızlı ve basit bir şekilde kurulumunu gerçekleştiriyorsunuz. Tabii ben bunun yanında sizlere bu canlı yayın ayarlarıyla alakalı birazdan bilgiler vereceğim. Ve bir tane link bırakacağım sizlere. Burada kalite ve değerlere göre kodlayıcı ayarlarınızla alakalı size ufak tefek bilgiler veriyor. Bazı arkadaşlarımız bu bilgilere göz atmak isteyebilirler. Bu linki de bırakacağım sizlere açıklama kısmında. OBS Studio'ya giriş yaptığınız zaman sizi bomboş bir ekran karşılayacak. Karışık gibi gelebilir ama oldukça basit. İlk yapmanız gereken şey sahne kısmından şöyle artı butonuna tıklıyorsunuz. Mesela buraya YouTube yazayım ben sizler için. Bir tane sahne oluşturuyorsunuz. YouTube diye bir sahnem var ve boş. Ekranımı vermek istiyorum. Nereden vereceğim? Hemen burada kaynaklar butonu altındaki artı butonuna tıklıyorum. Ekran yakalama diyorum. Otomatik bir biçimde hemen geldi. Tamam dedim. Hiçbir şey yapmıyorum. Ve ekranım geldi gördüğünüz gibi. Ekranımın sağa sola kaymasını engellemek istiyorsam eğer şuradaki kilit simgesini tıklarsam ekranım bir daha kaymayacaktır. Bunun dışında artı butonuna tıklayarak video yakalama aygıtı yani webcam'imi ekleyebilirim. Metinler ekleyebilirim. Farklı özellikler buradan ekleyebilirim. Ben şimdi en basit, en temel yöntemi göstermek istiyorum sizi sıkmamak adına. Ses karıştırıcısı adı altında masaüstü ses ve aşağıda gördüğünüz gibi mikrofon sesimiz var. Masaüstü ses benim açtığım videoların vesaire izleyenlere duyurulma sesidir. Aşağıdaki de benim konuşma sesim. O yüzden biraz böyle kısık kullanmanıza fayda var. Bu arada OBS'te cızırtı sorunu meşhurdur. Bununla alakalı da bir videomuz var. Hatırlatmak istedim. Kartta çıkan videoya tıklayabilirsiniz. Pürüzsüz bir OBS'ten kayıt alabilirsiniz ses kaydı olarak. Sağ taraftan kontroller butonu olduğunu göreceksiniz. Buradan ayarları tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra benim bu şekilde bir arayüz karşılıyor. Genel burada çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Genel ayarlar var burada. Ben şöyle göstereyim kendi sayfamı. Yayın butonu asıl önemli olan kısım. Hizmet dediği şey hangi platforma yayın sunmak istiyorsun bunu soruyor. Tıklıyorum üzerine. Eğer sizde burada YouTube çıkmıyorsa tümünü göster. Buraya tıklıyorsunuz. En alta indiğiniz zaman YouTube RTMPS tek tek kodlamak istedim bilerek hata almayın diye. Bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Hemen ben sizle birlikte seçim yapayım. Bunu seçtikten sonra sunucu. Sunucuyu da yine benim seçtiğimi seçiyorsunuz. Aşağıdaki beta olan sürümleri seçmeyeceksiniz. Bunu seçmeniz yeterli. Size hesap bağla diyecek, buna gerek yok. Yayın anahtarını kullan. Buraya tıklıyorum. Buradaki kutucuğu siliyorum. Peki benim yayın anahtarım neredeydi? Hatırlayalım hemen. Canlı yayın arayüzümdeydi. Geldim buraya. Bakın burada yayın anahtarım yanında değişken yazıyor. RTMP de yine aynı şekilde burada yer alıyor. Şimdi buraya tıklayarak bu yayın anahtarını sabitleştirebilirsiniz ama önermiyoruz güvenlik için. Bu sebeple değişken olarak kalsın. Yapmam gereken tek şey buradaki kopyala butonuna tıklamak. Tıkladıktan sonra tekrar OBS'e geldim ve buraya CTRL-V butonuyla bunu yapıştırdım. Uygula dedim. Şimdi ben OBS ile YouTube'u aslında birbirine bağladım ama birkaç ayarım daha var OBS'te. Hemen geldim çıkış ayarları. Bakın burada yayın diye bir sekme göreceksiniz. Eğer sizde burası basit şeklinde geliyorsa bu şekilde ise ekranınız. Çıkış modunu gelişmiş yapın. Daha sonra yayına tekrar tıklayın. Ses parçası 1, kodlayıcı X264. Şimdi çıkışı yayından boyutlandır kapalı olabilir. Bunu aktif hale getirin. Bu şekilde daha basit olacak ayarlarınız. Oran kontrolü CBR bit hızı 2500. Anahtar kare aralığı size vereceğim linkte yazdığı üzere 2 olarak seçiyorum. CPU kullanım yani işlemci kullanımı verifeste.
profil ve ayarlara gerek yok. Burada ek bir bilgi vermek istiyorum sadece. Bazılarınızın ekran kartı kuvvetli olabilir, Nvidia özellikle kullanıyorsanız. Buradaki kodlayıcıyı Nvidia seçebilirsiniz ve o ayarlarını otomatik yaptığını göreceksiniz. Ama yok ben standart olarak kullanmak istiyorum derseniz X264 işlemciye bindirebilirsiniz yükünüzü. Kayıt dediği şey bu yayınları bitirdikten sonra bu kayıtlar nereye kaydedilsin? Tür standart kayıt yolu. Ben diyorum ki mesela belgelerimdeki videolarım klasörüne kaydet. MP4 biçiminde kaydet, ses parçası 1 olsun. Kodlayıcıda da yayın kodlayıcıyı kullan diyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum burada. Sese ellemiyorum. Buraya ellemenize gerek yok. Tekrar oynatma ara belleğini de ellemiyorum. Şimdi ses diğer butonuna tıkladım. Ses butonuna 48 ve stereo şeklinde kalacak. Masaüstü ses sizin hoparlörünüz seçili olacak buradan. Mikrofon da arkadaşlar varsayılan veya buradan birkaç tane mikrofon kullanıyorsanız mikrofonunuzu buradan seçebilirsiniz. Ben varsayılan olarak kullanıyorum. Tek mikrofonum var çünkü. Aşağıya doğru indiğimde de diğer ayarlarım bu şekilde. Videoya geldiğimde yine en önemli noktalardan bir tanesi bu. Temel dediği şey sizin ekranınız. Çıkış dediği şey ise insanların göreceği kalite ve ekran. Gördüğünüz gibi ben 1280'i 720 kullanıyorum. Çünkü oyun yayınları vesaire çok profesyonel yayınlar yapmıyorum. 720 HD görüntüde gayet akıcı oluyor. Bir şüpheniz olmasın, birazdan göstereceğim örneğini. Boyut azaltmada 16 örneği kullanıyorum. Ortak FPS'te de 30 FPS kullanıyorum. Tabi cihazımın özelliklerini merak edenler olabilir. i7 işlemci kullanıyorum. 1050 Ti ekran kartı kullanıyorum. 16 GB RAM kullanıyorum bu makinemde. Kısa yollardan istediğiniz kısa yolu atayabilirsiniz. Yayını başlatmak vesaire durdurmak için. Gelişmiş ayarlarım da bu şekilde. Kendisi otomatik geliyor zaten. Ben de ellemiyorum çünkü yeterli oluyor. Şöyle aşağı doğru kaydırayım siz de özellikleri görün. Bunların hepsini yaptıktan sonra uygula butonuna tıklıyorum. Daha sonra tamam diyorum. OBS ayarlarım tamam. YouTube ayarlarım tamam. Bundan sonra yapmam gereken tek şey yayını başlat butonuna tıklamak. Size bir soru soracak. Evet diyorum ve yayınımı gördüğünüz gibi başlattım. Tekrar YouTube sekmeme geliyorum. Liste dışı bir biçimde ayarlamıştım. Biraz bekliyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Otomatik bir biçimde geldi. Biraz daha bekliyorum. Ekranımı görmem gerekiyor çünkü. Ve gördüğünüz gibi yayınım geldi. Şimdi ben bu yayını nasıl paylaşabilirim? Herkese açık yaparsam zaten bildiri gidecek. Ya da şurada yer alan paylaş butonundan linkine tıklarım. Daha sonra kapat derim. Yeni sekmeye geldiğimde hemen tıkladığımda aslında ben kendi yayınımı gördüğünüz gibi görebiliyorum. Zaten hemen tıkla dediğimde bakın. Seste bir problem yok. Kalitemde bir sıkıntı yok. 720 şeklinde akıyor. Dediğim gibi biz oyun yayınları vesaire yapmıyoruz. Buradan geliyor. Chat'im buradan akıyor zaten değil mi? Başka da hiçbir şeye gerek yok. Tekrar canlı yayın ara platformuna geldiğimde bakın burada para sekmesi var. Bazıları merak ediyor bu ne diye. Bununla alakalı da bilgiler vereyim. Bazen buslama yaparsınız. Yani çok kalabalık olur mesela canlı yayınınız. Hemen buradan reklam butonuna tıkladığınızda yayıncılara reklam çıkartırsınız ve para kazanırsınız. Aşırı şekilde basarsanız bunu buradan alıyorlar. Korkmayın geri geliyor. Bu şekilde devam ediyor. Peki yayınımı nasıl durduracağım? Aslında garanti yöntem şudur. Hemen OBS'e gelin. Yayını durdurun. Buradan. Çünkü kaynağı durdurmanız sizin için daha önemli. Kaydı da durdurun manuel olarak. Buradan çıkış yapabilirsiniz. Peki buradan ne yapacağım? Buradan da yayını sonlandır. Tekrar sonlandıra tıklıyorum. Bekliyorum. Stüdyoda düzenle diyecek. Ben kapat diyorum. Kapat dedikten sonra bakın buradan yayınımı da kapattım. Ne oldu? Tekrar bu arayüze beni attı. Şuradan YouTube Stüdyo'ya tıklıyorum. İçeriye tıkladım. Daha sonra bakın burada canlı yayınlar. Videoların yanında canlı yayınlar sekmem var. Buraya tıkladım ve son yaptığım canlı yayına gördüğüm gibi ulaşabiliyorum. Tabii şimdi ben liste dışı vesaire yaptığım için sarı dolar verdi. Hiç önemli değil. Yayınımı silmek istersem yanındaki kutucuğa tıklıyorum ve buradan tamamen sil. Bu şekilde yayınlarımı silebilirim arkadaşlar. Peki ben bu kaydımı nereden bulacağım? Benimki belgelerim içindeki videolar sekmesine kaydediyor. Buyurun bu da canlı yayınınızın kaydı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi OBS Studio kullanarak sizlere çok basit bir biçimde nasıl canlı yayın açarsınız bunlardan bahsettim. Ek özelliklerinden elinden gelince bahsettim. Umarım işinize yaramıştır. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.